Çünkü o yani öyle bir şey ki, ben yemin ettim onu kazandıracağım diye. Ondan daha mutlu oluyorum ben ya. Böyle bir şey var mı? Ya arkadaşlar siz de alın ve puanını paylaşın bize. Deyin ki arkadaşlar deyin ben, ya kendinize deyin ben bunu yapmak zorundayım deyin ya. Ben bu puanı almak zorundayım deyin. Bu kadar kolay mı ya? Bunu de ve çalış. Kağıthane Lisesi'ne gidiyorum ben bazen. Görüyorsunuz değil mi kağıthane lisesi öğrencileri? Ya abi bir giriyorum herkes bağışlıyor. Biri voleybol oynuyor, biri orada. Yasin Hoca müdürü bir şey yapıyor. Lan oğlum otur sınıfına, ders çalış. Benim okulumdan bu sene gelmek isteyen öğrenci var, Eray. Eraycığım diyorum, bak oğlum masa tenisi oynama. Her zaman orada masa tenisi oynuyor. La oğlum git de, hocam ben 320-330 alıyorum zaten, 340 alıyorum. Ya abi niye 400 almıyorsun ya? Al. Denizli'nin sınavına girdim. Denizli, babamdan almışım özelliği. Denizli'nin sınavına girdim. Mekik kursu, duyan var mı daha önce? Mekik kursu, duydunuz. O zaman daha ilk sene, bunlar 10 sene önce mi? 10 sene önce. En iyi derece kaç hocam dedim. 145-146 dediler, trafik kazasını yeni yaptım. Her yerim yaralı. Kamyonun altına girdim. Bazen yaparım öyle. Sınav var, Denizli deprem oldu, ertelendi. O yüzden Denizli'nin sınavına gittim. Abi kazanmak zorundayım. Ve bir de ikinci olmak, gelinmek artık nereden dediysen bunu. Sınava gittim. En son kaç olduğunu baktım. Nefes alamıyorum çünkü trafik kazası yapmışım. En son baktığım zaman 158'di. Bir hoca beni kolumdan tuttu. Yeter oğlum dedi, çatlayacağım. 158 arkadaşlar Türkiye rekoruydu o zaman. Ve 158 o sene Türkiye rekoruydu. Beni orada iyi koştuğumu gören, Muzaffer Çalış. Galatasaray'da eski antrenör. Bir sene önce çok yoğun bir antrenman yapmıştım. Deli gibi ders çalışmıştım. Üniversiteyi kazandım. Çok rahatım. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir şeyler yapmam lazım. Muzaffer Hoca dedi ki, oğlum dedi sen 158 koştun. Bunun dediği bir babayı hiç koşamıyorum. Gel sen atlet yapalım. Yapın dedim. Antrenmanlara başladık. İçinizde atlet var galiba. İlk yarışım. Üniversite arası Türkiye yarışına götürdü beni. İlk gün yarışım arkadaşlar. 800 metre koştum. Daha önce 800 metre koşmamışım. 2 net. Nasıl derece arkadaşlar? İlk gün için. 2 net. Türkiye ikincisi oldum. Birinci Mehmet Kara oldu. Dedim ki, o zaman ben daha küçüğüm, 17 yaşındayım üniversite 1'de. Dedim ki, abi ben seni yarın geçeceğim dedim. O 25 yaşındaydı. Yaptım. Ertesi gün 1500 metre yarışı var. Ensesine yattım. Hani ikinci olmak yenilmek ya. Hani ben buna inandım ya. En sonunda 20 metre fark attım arkadaşlar. İlk yarışım 3.55. Nasıl derece? İlk yarış 3.55. Bakın önemli olan ne burada? Önemli olan arkadaşlar burada inanmak, hırs ve ne istediğinin farkına varmak. O günden bugüne ben hala hırslıyım. Ve beni kazandıran, beni bir adım önde tutan şey bu. Arkadaşlar. Şimdi fedakarlık dedik, evet bak bir fedakarlık yaptınız, buraya geldiniz. Buraya gelmesi gereken daha 100 kişi burada yok. Onlar sizden bir adım gerideler. Siz farklı bir şey yaptınız. Geldiniz. Şu an onlardan bir adım öndesiniz. Orada kalmayın. Bir adım daha öne çıkın. Ya orada da kalmayın ya. Bak kaç tane rakibim var. Kaç tane rakipsiniz? Şu anda yanında oturduğunuz, ismini bilmediğiniz, tanımadığınız kişiler bundan 5 ay sonra senin en iyi arkadaşın olacak belki de. Bunlar geçen sene birbirlerini tanımıyordu. Marmara grubu da birbirini tanımıyordu. Burada tanıştınız değil mi? Birbirini tanımıyordu. Şu anda biri olmadığı zaman kanka neredesin ben seni özledim veya kanka neredesin sıkıldım. Öyle oldular. Öyle oldular. Şimdi burada tanımadığım ta köşede oturan bir arkadaşım da burada oturan bir arkadaşım bundan 5 ay sonra çok iyi arkadaş olacak. Ama unutmayın ki sizin en büyük rakibiniz o olacak. Yarın sınav yerine gittiğiniz zaman Ahmetcan Altın Çelik kaldı geçen sene. Eğer kazanan 18 öğrenciden 6 kişi benim, 6 tane öğrencim oraya gitmeseydi, en iyi arkadaşlar oraya gitmeseydi Ahmetcan şu anda üniversitedeydi. Şu anda ders çalışmıyordu. En büyük rakibiniz yanınızda oturanlar arkadaşlar. En ciddi rakibiniz onlar. Çünkü şundan emin olun ve bu konuda size yemin ediyorum, sizi kimse geçemeyecek. Ama YGS. Bak yine konu oraya geldi. Yine konu YGS. Yine oraya geldi arkadaşlar. Şu ana kadar vermiş olduğum her sözü tuttum. Doğru mu Cihan? Doğru. Daha lise 1. sınıf, lise 2'ye geçti. Cihan o kadar iyi bir adam, o kadar mert bir adam ki. Cihan ders çalışırım. Seni kazandıracağım. Abi gerçekten. Dedim Cihan yarın anneni ve babamı çağır yanıma gelsin konuşacağım. Cihan bir hafta sonra annesi geldi. Annesiyle konuştuk. Dedim ki ablacığım Cihan bundan sonra bana emanet. Cihan üniversiteyi yapıp sana vereceğim. Dedi ki inşallah dedi. Bak hala anlatırken çenem titrer. İnşallah dedi. Çünkü Cihan'ın bu üniversiteyi kazanmaya ihtiyacı vardı. Cihan
Geçen sene Marmara Üniversitesi birinci olarak kazandı. Birinci olarak üniversiteyi kazandı. Ama şu anda, Cihan şu anda istediği yerde. Geçen sene Mert Kömürcü. Birçoğunuzla buluştum. Değil mi arkadaşlar? Ya Simit Sarayı'nda, Yamada'da. Doğru mu? Simit Kafe'de. Birçoğunuzla buluştum. Geçen sene Mert Kömürcü'de buluştuklarımdan bir tanesiydi. Gevşek bir tipti. Anlatıyorum ama anlattıklarım boşa gittiğini düşünüyorum. Yani anlattıklarımın boşa gittiğini düşünüyorum. Devamlı şeylerden bahsediyorum. Ya dedi hocam sen anlatıyorsun ama daha sonra söyle. Sen şu anda bana sallıyorsun herhalde. Yani. İçinden geçenler ölmüş. Antrenman saatleri, neler yaptığımızı, neler yapacaklarımızdan bahsettim. Antrenmanlar başladı. Bizim geri zekalı 231 puan aldı. Dedim ki en az 270 al kafanı kırarım. 231 aldı. Bak bu size örnek olmasın ha. O 231 aldı ben de alayım demeyeyim. 231 puan aldı. Geldi yanıma. Kafası önde. Hocam dedi ben bırakacağım. Ben bırakmayacaksın. Abi bırakayım dedi. Ben kazanamam. Puanım çok kötü. Ben öğretmenlik istiyorum. Seneye geleceğim. Ben sen bu sene kazanacaksın. Abi nasıl kazanacağım? Kazanacaksın lan dedim. Buna inanacaksın önce. Mert o günden sonra bir şey oldu Mert'e. Bir anda grubun en iyisi oldu ya Mert. Bir anda. Dedim ki Mert orayı bırak. Mert orayı da bırak. Mert burayı da bırak. Sadece Bartın Sakarya ikisine çalış. Mert geçen sene Sakarya'da en iyi 4 müydü Mert? En iyi 4. dereceyi yaptı. Şu anda Sakarya Üniversitesi 231 puanla 285 AP ile öğretmenlik okuyor arkadaşlar. Onun için benim elimde büyüyen resmen, elimde büyüyen Göksel Telci. Resmen elimde büyüyen. Bu kadardı. Lise 1'de yanından ayrılmazdı. Abartmıyorum. Buyurun annesi burada Göksel'im. Bu kadardı. Elimde bir çubukla büyüdüm onu resmen. Döve döve. 9. sınıfta kaldı. 2. sınıfta benim yanıma aldım onu. Zorla. Hocalara yalvara yalvara. Yalvara yalvara Göksel'i sınıf geçirmiş. Göksel'le Çağrı geçen sene 221 birisi aldı, 219 birisi aldı. Göksel dedim ki ikisine, Göksel eğer kendini verirsen bir mucize yaratabilirsin. Ne istediğine farkına varırsan bir mucize yaratabilirsin Göksel dedim. Hatırlıyor musun? Annesi aradı beni ama dedi ki, hocam sana zahmet benim aradığımı söyleme dedim. Ben Göksel'e annesinin aradığını söylemedim. Göksel aradım. Göksel yarın şu saatte şuradasın dedim. Abi ya dedi. Göksel kafanı kırarım dedim. Göksel ağlamaklı antrenmana geldi. Herkes gitti Göksel'i tuttum kolundan. Göksel yaklaşık yarım saat konuştum. O günden sonra Göksel artık çok farklı bir Göksel'di. Göksel'in bir günden önceki farkı sadece inancıydı. Neye inanıyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Bana inanıyordu. İkinci olarak da kendine inanıyordu. Göksel geçen sene 1700 kişinin girdiği sınavdan 2 saniyelik farkla 34.97 Göksel yaptı, 34.95 başka bir arkadaşı yaptı. 2 saniyelik farkla en iyi ikinci dereceyi yaptı. Göksel 219 puanla şu anda Sakarya'da öğretmenlik okuyor. Bunun adı sadece inanç. Bunun adı sadece inanç. Başka bir hikaye daha anlatacağım size. Geçen sene yine bu vakitte Artvin'den bir kız aradı beni, kızcağız aradı. Hocam işte ben bu sene kazanmak zorundayım. İşte ailemin aşırı baskısı var. İşte kazanamazsam bilmem neler neler olacak. Kızım kaç puanım var? 230. İstanbul'da kalacak yerim var mı? Ablam var hocam. Buyur gel. Geldi. Artvin'den buraya geldi. Puanı kaçmış biliyor musunuz arkadaşlar? Ben eleme yaptığım için 167 olan puanını bana 237 dedi. Antrenmanlar devam etti. Antrenmanlara bir ay kaldı. Ben sınavın sonuç belgelerini istedikten sonra puanını öğrendim. Kızım bu ne? Hocam sen herkesi kovuyordun. Geçen sene 80 kişiyi eledin. Beni de elersin diye ben sana yalan söyledim. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ara. Trabzon'da özel bir üniversite bulduk. Taban puanı 160. Bizim kızın puanı 167. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu Murat? Kız 167 puanla oranın sınavında en iyi dereceyi yaptı. Burslu sadece bir kişi alıyordu. 167 puanla tam burslu şu anda Trabzon'da okuyor arkadaşlar. İnanç. Bunun adı inanç. Son örneğim bu. Sıkılmış olabilirsiniz. Son örneğim bu. Bunu da söyleyeceğim. Anlatma sebebim size yemin ediyorum yaptıklarımı övmek değil. Sadece anlatmamın sebebi size modeller yaratabilmek. Size örnekler oluşturabilmek. Neler başarılıyor inanıldığı zaman bunları anlatabilmek arkadaşlar. Son örneğim. Geçen sene yine bir tane hep de bizi palavracılar buluyor. Ordu'dan 52 fırtına savaş geldi.
Ama çocuk inanılmaz süratli. Videosunu açar mısınız? Savaşın videosu. Buradan çıkalım. İzleyin, ondan sonra anlatacağım. Balıkesir. Aç bakayım. Evet, savaş dediğimiz arkadaşımız bu. Sesini ver biraz. Bağcılar'da kaldı. Kaldığı yer tek odalı, tek odalı, tek göz bir yerdi. Maddi durumu çok kötüydü. Hocam kazanmak zorundayım dedi. Ben dedi Ordu Spor'un PAF takımında oynadım dedi. Daha sonra orada, tamam beyler. Orada bir ikinci amatör takımında oynadığını öğrendik. Sırf oraya götürmemizin sebebi de PAF takımında oynadım dediği için Balıkesir'e götürdük. Ama hayal kırıklığı ikinci amatörde oynamış. Daha sonra Balıkesir'e götürdüğünde pişman olduk. Daha sonra buna bir yer bulduk. Bursa'ya götürdük. YGS puan 217 idi. Orada en iyi mekik derecesini koştu arkadaşlar. Çift ayaklı mekik 123 koştu. Ve şu anda Bursa'da okuyor. Ve sorduğu zaman pişman mısın dediğim zaman İstanbul'a geldiğim için hiç pişmanlık duymuyorum. Allah senden razı olsun hocam dedi. Ve bizim için bu yeterliydi. İnandığın zaman bulunduğun yerden her yere gidebilirsin. Önemli olan bu inancı kazanabilmek. Önemli olan neye inandığının farkında olabilmek. O yüzden devam edelim. Bunları okumak istemiyorum. Biraz önce anlattım zaten arkadaşlar. Beden eğitimi nedir, regülasyon nedir, yönetim nedir onlardan bahsetmedim. Okuyalım bir şey yazsana. Spor yönetimini ben de çok iyi bilmiyorum. Bir yönetim bölümünü aç. Bilmiyor mu? Hızlı sesli bir. Spor yönetimine geldiğin zaman dur. Bilerek yapıyorum. Evet, regülasyon bölümü. Tamam, yönetim bölümü. Tamam mı? Regülasyon bölümü. Regülasyon bölümünün amacı etik kurallara önem veren, regülasyon zaman ve serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, regülasyonun temel işlevi olan günlük hayatta adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve vadede seviyesini yükseltme konularında yeterli beceriye sahip olan regülasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, regülasyonun multidisipliner yapısına uygun olarak çalışabilen, serbest zaman için regülasyon programları hazırlayabilen, yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları planlayabilen, regülasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, her yaş grubuna liderlik yapabilen, hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliği korumayı bilen, regülatif merkez yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, aktif yaşamı ilke edinmiş, ilgili olduğu regülasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, araştırmacı özelliğiyle üniversite ya da araştırma birimleriyle ortak çalışabilen regülasyon eğitmeni yetiştirmektir. Ne demek oluyor arkadaşlar bu? Otellerde, özel işletmelerde kişilerin iş yorgunluğunu alabilmek için regülatif anlamda programlar oluşturabilen kişiler yaratmak arkadaşlar amaç. Aslında bu yönetim, regülasyon ve antrenörlük bölümlerinin birbirinden çok ciddi farkları yok. Farkı siz kendiniz yaratıyorsunuz. Bu bölümleri kazanmışsanız eğer arkadaşlar, almış olduğunuz seminerlerle, gitmiş olduğunuz eğitimlerle beraber kendinizi tamamlıyorsunuz. Kendinize yeni yetenekler katıyorsunuz. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra ciddi anlamda öğretmenden bile daha çok paralar kazanabilirsiniz. Buna da bir sürü örnek verebilirim yine. Daha ikinci sınıfta olan, İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Yağmur geçen sene kazandı. Şu anda geliri, dans hocalığı yapıyor arkadaşlar. Aylık geliri 4000 lira. Nursel Bal şu anda 3. sınıfta İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Şu anda kazanmış olduğu pilates antrenörlüğü yapıyor. İstanbul'un sayılı hocalarından. Mars Atletik'te çalışıyor arkadaşlar. Kazanmış olduğu para ciddi yani 6000'den fazla para kazanıyor. Onun dışında Serap diye başka bir öğrencim var. Yasin hocamız buldu ona işi. Pelin daha doğrusu. Kazandığı para 10.000 liradan fazla.
Yani bu neye bağlı? Bu sizin arkadaşlar üniversiteyi kazandıktan sonra kendinizi geliştirebilmenize bağlı arkadaşlar. Yani diğer bölümlerin hepsi aynı. Çok fazla açıkçası regülasyon yönetim antrenörlük bölümlerini sizlere anlatıp bunlarla ilgili beyninizi karıştırmak istemiyorum. Hiçbir kimse burada bu işi yapan hiçbir insan size şunu söylemez. Arkadaşlar bes yok. Girdiğiniz zaman kesinlikle böyle işsiz kalmazsınız. Girin kazanın. Bunu derler. Ben onu demiyorum. Kendini garantiye almak istiyorsan öğretmenlik bölümünü kazan. Bir daha söyleyeyim mi? Kendini garantiye almak istiyorsan öğretmenlik bölümünü kazan. Kendini garantiye almak istiyorsan öğretmenlik bölümünü kazan. Tek hedefin bu olsun. Tek hedefin bu olsun. Devam edelim. Devam. Evet, sınav sistemlerimiz arkadaşlar. Yavaş. Değil mi? Sınav sistemleri. Marmara Üniversitesi. Arkadaşlar Marmara Üniversitesi'nde iki tane branşımız var. Bunların dışında herkesin katılmak zorunda olduğu, girmek zorunda olduğu 1500 metre koşu var. 1500 metre koş, bitir, istediğin derece olsun. Değil. 1500 metrede sınava giren 300 kişi içerisinde mutlaka ilk 20'de derece çıkarmanız lazım. Geçen sene biz bunu yaptık. 18 öğrencimizin 15 tanesi değil mi gençler? Yani herkes ilk 20'deydi. Sınava giren tüm öğrencilerimiz arkadaşlar ilk 20'deydi. Kızları 800 metre, erkekler de 1500 metre. Sağ ol Gökhan. Onun dışında iki branşımız var. Bir tane, yani ikisi de toplu branş olabilir. Bir tanesi bireysel branş olabilir arkadaşlar. Ancak bireysel branş seçtiğiniz zaman bireysel branş ilk branş oluyor. İkinci branş arkadaşlar toplu branş oluyor, takım branş oluyor. Birinci branşın %50, ikinci branşın %25 değeri var arkadaşlar. 1500'de %25 katkısı var. Parkurları burada size anlatmıyoruz arkadaşlar, çok uzun. Parkurların videolarını da göstermiyorum, onlar da çok uzun. Bununla ilgili de söyleyeceğimiz, geçen sene basketbolda bir tane sporcumuz girdi, Sefa Avcı. 30'dan fazla kişi girdi, Sefa birinci en iyi dereceyi yaptı. Handbolda geçen sene birçok öğrencimiz handboldan girdi. Onlar da bütün öğrenciler ilk ondaydı, birinci de bizdendi. Onun dışında futbolda zaten yine Yavuz rekor kırdı. Voleybolda yine Yavuz rekor kırdı. Cihan yine ilk üçteydi. Yani Marmara Üniversitesi'nin çalışabilmek için bol bol tekrar etmek gerekiyor. Bol bol tekrar etmek gerekiyor. Defalarca tekrar etmek gerekiyor. Ben bu sene Nisan ayından itibaren bir salonu tamamen Marmara Üniversitesi'ne verdim. Geçen sene 2 hafta vermiştim. Sadece hatırlıyor musunuz gençler? Bu sene Nisan'ın birinden itibaren bir salon tamamen Marmara Üniversitesi'nin. 3 tane salonumuz var. Bir salon full Marmara Üniversitesi'nin. Çünkü bu sene orada hedefim arkadaşlar, söylemeyin gülersiniz. Söyleyeyim. Kadroyu kapattım. Çünkü çok ciddi. Bu sene gelenlerin puanları oldukça iyi. En az 20 tane öğrenci düşünüyorum arkadaşlar Marmara'ya kazanacak. Çok ciddi alıyorum. Devam edelim, Marmara Üniversitesi'ne geçelim. Sakarya Üniversitesi. 2 tane net taklayla başlıyor arkadaşlar Sakarya Üniversitesi. 5 tane sıçrama var. Futbol topuyla slalom var. 2 metre... Yavaş. Karşında 3 metre ileride arkadaşlar. 80 santime 1,5 metre genişliğinde duvar. Duvara 3 pas topu yerine koyuyorsun. Basket topunu alıyorsun. Basket topuyla 1'er metre aralığı bulunan 4 tane slalom arasından geçiyorsun. Turnikeye atıyorsun. Basket topunu yerine bıraktıktan sonra yeşil olan voleybol topuna koşuyorsun. 4 defa voleybol pas yapıyorsun. Voleybol topunu yerine bırakıyorsun. 3 defa handball pas yapıyorsun 3 metreden, topu yerine bırakıyorsun. Minderin orada fotoserinin yanında bulunan alana kadar yaklaşık 30 metre alana depar atıyorsun. Ve bu türlü bitiriyorsun bunu. Geçen sene bunda da Sakarya'da ilk 40'ta arkadaşlar 30 tane öğrencimiz vardı. İlk 30'dan sadece bir kişi bizden değildi. Geçelim Sakarya Üniversitesi. Bu kaç tane yapılır tahminen? Bir daha başa gelsene. Bu tahminen kaç tane yapılır? Sakarya'ya girmeyenler söylesin bunu. Tahminen. 30 mu? Nasıl yapar? Evet, devam edelim. Sakarya Üniversitesi'nin parkuru bu. Sakarya parkuru ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Buyurun. Parmak bas. Parmak bas, hayır. Sadece parmak bas. Kocaeli Üniversitesi arkadaşlar. 6 tane slalom var, çapraz koşu. 6 tane çapraz koşu. Son koşudan sonra basketbol topuna gidiyorsun. 3 metre uzakta bulunan basket topunu doğru 3 defa pas atıyorsun. Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından, üçüncü engelin üzerinden atlayıp 5 metre uzunluğunda yerden erkeklerde 90 santim, kızlarda 80 santim yüksekliğinde olan denge aletinden, 10 santim genişliğinde olan denge aletin üzerinden koşup
30 santim ve 40 santim yüksekliğinde olan sıçrama tahtasından 5 tane sağa, 5 tane sola sıçrama yapıyorsun ve parkuru bitiriyorsun. Bunda da arkadaşlar geçen sene ilk 10'da 8 öğrencimiz vardı.